E4 E5 at F3 at C6 fil B5 A6 fil A4 at F6 kısa rok fil E7 İspanyol açılışı tercihi geliyor. Kale E1 B5 siyahlar hala D6 oynamadı. Fil B3 ve kısa rok Marshall devam yolu dediğimiz çok önemli bir devam yolu. Siyahlar dünya şampiyonu Magnus Carlsen, beyazlar David Howell. Arkadaşlar Carlsen'in veda maçı diyebileceğimiz bir karşılaşma çünkü Nisan ayında oynanacak dünya şampiyonu maçında Carlsen oynama kararı almadı. Bu konuda benim görüşüm bir sporun daha fazla izlenilmesi çok kritik. Yani ticari açıdan baktığımız zaman 6 saat süren maçlar klasik satranç. Tabii ki fikirler daha derin olabilir ama 6 saat ekran başında izleyicileri kitlemek bana göre makul değil arkadaşlar. Futbol 90 dakika, işte basketbol 40 dakika, futbolda bile sürelerin düşmesi düşünülüyor. Yani yarım saatte yarım saat top oyunda olmadığı sürede mesela oyunu durdurma gibi şeyler tartışılıyor. Çünkü arkadaşlar zaman arttırılamıyor. Bakın bu videonun konusu başka bir taraftan ele almak istiyorum. Bazen hani konu dışına sapıyoruz ama şu an arttırılamayan tek aset ne arkadaşlar? Zaman. 24 saat. Bundan 100 sene önce de 24 saatti. Bundan 100 sene sonra da 24 saat. Dolayısıyla bizim bu 24 saati verimli kullanan spor branşları ya da verimli kullanan iş modelleri ileride artacak. Satranç noktasında da siz bir insanın 6 saatine talip olmanız çok ciddi bir talep. Bu yüzden insanlar 6 saat boyunca maçları izlemediği için dolayısıyla satrancın kitlesi yeteri kadar hızlı artamıyor. Ama siz hızlı satranca geçerseniz, biraz daha süreleri azaltırsınız. Ben demiyorum ki bir dakika yapın. Biraz daha süreleri azaltırsanız ne olacak arkadaşlar? Daha fazla insan satrancı izlemekten keyif alacak. Daha fazla sponsor gelecek. Ödül miktarları artacak. Bu sefer daha iyi oyuncular ortaya çıkacak diyorum. Ve oyunumuza devam ediyoruz. C3 oynamış David Howell. Şimdi siyahlar D5 oynuyor. D5 Marshall devam yolu. Çok önemli bir devam yolu. Normalde siyahın D6 ile devam ettiği konumları görürken burada Carlsen D5 oynayarak konumu parçalamaya çalışıyor. Şimdi D5, E çarpı D5, at çarpı D5, at alır E5, at alır E5, kale alır E5 ve fil B'ydi. Buradaki ana devam yolu aslında C6. Çünkü beyazın D5 yönelik bir saldırısı var. Siyahlar normalde C6 oynar. Beyaz buna karşılık olarak D4 hamlesini uygular. Siyah D6 oynar. Kale geri karşı zamanda siyahlar vezir H4 gelerek buradan bir saldırı yapar. Buradaki fil ve buradaki vezir buradan bir saldırıya dahil olur. Buradaki fil de H3'ten saldırıya dahil olabilir. Burada değişik fikirler var. Mesela G3 oynayıp sonrasında bu vezir D3'ten F1'e aktarmak ya da F3'ten G2'ye aktarmak gibi. Bu Marshall'ın ana devam yolu ve ana fikirleri bu şekildedir. Dünya şampiyonu Magnus Carlsen burada kale E5 hamlesine fil B7 hamlesini tercih ediyor. Beyazlar tabii ki D4 oynuyor ki çok kritik. Beyaz taşlar oyuna gelmezse bir piyon önde olmanın bir avantajı olmayacak. D4'de şimdi siyahlar fil F6 oynamış. Arkadaşlar ana devam yolu ne demiş? Fil D6 demiştik. Mesela burada fil D6 oynanırsa artık kale alır D5 var. Çünkü fil çarpı D5, fil çarpı D5, fil çarpı H2, şah çarpı H2 ve vezir çarpı D5 sonrasında siyahın şu an bir kaleye karşı bakın iki taşla mücadele etmek zorunda olduğunu görürüz. Beyazlar basitçe fil F4, fil G3 koyabilir. At D2, at F3 koyabilir. Vezir D3 oynayabilir ve iki alet çok güçlü olur. Bu sebeple burada siyahlar fil F6 oynamayı tercih ediyor. Kale E1 geri kaçılmış ve kale E8. Kale E8'e beyazlar kale alır E8 almayı tercih ediyor. Vezir alır E8 ve at A3 geliyor Howell'dan. Şimdi arkadaşlar at A3 yerine burada ilginç bir devam yolu olan vezir F1 hamlesi var. Bu tercih edilmemiş. Burada dikkat etmemiz gereken yeterlerden bir tanesi bu filin çıkamıyor oluşu. Mesela fil E3'e, F4'e ya da G5'e çıkamıyor. Eğer siz at D2 ile gelişmeye çalışırsanız arkadaşlar yani filin önünü kapattığınız için bu da tercih edilmeyebilir. Yani hem filin önünü açık bırakıp hem de aslında atın oyuna çıkmak istiyor at A3. Şimdi arkadaşlar Carlsen'siz ve bu konuda siyah taşlarla oynuyorsunuz. Videoyu durdurun ve siyahın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Arkadaşlar B4 ünlem. Bu hamle kritik bir hamle. Şimdi niye? Siyahlar bu devam yoluna girerken bir piyon feda etti ve feda edilen piyon karşılığında fillerini aktif bir şekilde oyuna geliştirdi. Ancak bu fillerden randıman almazsak, siyah taşlar tarafından yorumlayacak olursam konumu, bu fillerden verim almazsak bir piyon çok ciddi bir avantajdır ki bu piyon merkezi gibi bir piyon ve ok olarak fil çifti avantajımız da yok. Çünkü beyazın da fil çifti var. Yani siyahın aktiflik avantajı var ve acilen bu aktifliğini başka bir avantaja çevirmek adına B4 oynuyor. C alır B4, at alır B4 ve at çarpı C4. Pardon, at C4 çarpı yenildiği zaman söyleniyor. Şimdi beyazın fikri ne arkadaşlar? Burada bir tane piyon yalnız kaldı. Bunu görebiliyor zaten beyazlar. Şimdi belki at E5 gelirim diyor. Belki at E3 gelip D5 sürüm. Buradaki fili kapatırım. Yeter ki diyor ben taşlarım bir oyuna geleyim. Arkadaşlar siyahlar at C6 gelmiş. Burada ilginç olan devam olan bir tanesi aslında vezir E4'tü. Carlsen bence bunu deneyebilirdi. Şimdi G2'den mat istiyor. Şimdi matı kesmek adına F3 oynarsanız fil çarpı D4. Burada siyah çok üstün oluyor arkadaşlar. Hem piyonu geri aldı hem de tempo ile geldi. Vezir F1 oynanması gerekecek bu noktada G2'yi savunmak için. Şimdi belki at C6 ve oluşan konum aslında siyah için bence bir tık daha avantajlı. Psikolojik olarak da daha avantajlı. Çünkü D4'teki piyon düştükten sonra siz yine aktif bir şekilde kalmış oluyorsunuz. Ve ek olarak piyon geri olmadığınız için psikolojiniz çok daha rahat. Şimdi geri geliyorum arkadaşlar. Bu da Carlsen vezir, yani vezir E4 hamlesini tercih etmemiş. Direkt at C6 gelmeyi tercih etmiş. Şimdi direkt at C6 geldiğiniz senaryoda arkadaşlar bu sefer Howell'ın çok güzel bir hamlesi var. D5 ünlem. Şimdi ne oldu? Buradaki piyon korundu. Aynı zamanda ata saldırarak tempo kazanıldı. Hem de bu çapraz kapatıldı. Vezir E4'ün farkı buydu sevgili arkadaşlar. Vezir E4 oynanmış olsaydı D5 hamlesi mümkün değildi. Hem fil hem de vezir bu çaprazda D5 karesini kontrol ediyor olacaktı. Ve D5 süremeyecekti.
beyazlar. Böyle bir ayrıntıyı söylemek istedim. Şimdi at C6'ya beyazlar D5 sürmüş ve at D4 ver buradaki fili diyor. Arkadaşlar burada D5 karesindeki piyon o kadar önem veriyor ki Havel at E3 oynuyor. Ben diyor fili vermem. Peki diyor Carlsen at alır B3 alıyor. Vezir alır B3 ve burada arkadaşlar Carlsen vezirleri keselim deyip vezir B5 oynuyor. Vezir C2. Burada mutlaka bakmamız gereken değer mi olur? Vezirler kesilirse ne olur? Vezir B5 AB5'ten sonra bu konum her ne kadar beyazlar bir piyon önünde olsa da C için bir tık daha avantajlı. Çünkü buradaki piyon avantajı sonsuza kadar korunamayacakmış gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Kale B1 oynarsak bakın A2'deki piyon boşta. B3 oynayamıyoruz A1'deki kale boşta. Yani A3 oynamayı belki deneyebiliriz. Bunlar da şimdi siyah B4 oynayıp buraya yine saldırabilir. BA3'ler var. Yani beyazın nasıl gelişim yapılacağı sorusunun cevabını veren olmadığı için aslında bu konum biraz sıkıntılı. Dolayısıyla burada Havel vezir C2 oynayarak vezirleri tahtada tutma kararı almış. Vezirler tahtadayken piyon yapısına baktığımız zaman C7 karesinden zayıf bir piyon görüyoruz. A6 karesiyle beraber pek uyumlu çalışmayan iki tane piyon görüyoruz. Tabii ki siyahın en önemli değeri neydi? Burada ürettiği değer. Buradaki fillerin aktifliği, fil çifti avantajı ve tüm taşların aslında bir şekilde arkada sıkıntı yaratma ihtimali. Çünkü beyaz taşlarını hala geliştiremedi. Arkadaşlar vezir C2 fil çarpı D5 alınmış. Yani karşısında tabii ki bana sormayacak ancak bana sorarsanız fil alır D5 alınmadan önce bir kale E8 bir tık daha belki mantıklı olabilir de. Yani çünkü fil D5'ten sonra at D5 vezir D5 hani fil çifti üstünlüğü geri verip konumda bir şey üretme şansımız çok daha az. Mesela kale E8'e biraz daha konumu zorlamaya devam edebilir de. Çünkü mesela fil D2'ye B2'lerle alakalı sıkıntılar var. D5'le alakalı sıkıntılar var. Belki kale B1 tarzı bir hamle tercih edilecek. Buna da arkadaşlar vezir D5 gibi çok ilginç bir plan var. Ver G2'den matı. Vezir alırsanız da arkadaşlar Carlsen'in herkese selam olurdu. Kale B1 mat. Yani bu şekilde değişik fikirler var. Carlsen'in veda maçı için çok güzel aday fikirler oluşmuş aslında. Şimdi siyahlar bu konumda fil alır D5 hamlesini tercih etmiş. At çarpı D5, vezir çarpı D5 ve fil E3. Şimdi Carlsen piyonu geri aldı. Ama arkadaşlar buna karşılık olarak da beyaz gelişimini geri aldı. Her zaman söylüyoruz. Satrançta bir trade-off vardır. Yani belli başlı tercihler yapabilmek için belli başlı şeylerden vazgeçmeniz gerekir. Satranç bir ticaret oyunudur. Sürekli söylemeye devam edeceğim bunu. İyice anlaşılması açısından. Şimdi Carlsen aslında ilk ticaretinde bir piyon vererek, bakın biraz geri gitmem gerekiyor bunların iyi anlaşılması için. Bir piyon vererek çok aktif bir konuma erişmek istedi. Burada her ne kadar piyon önde olduğu için beyaz daha avantajlı bir gözükse de siyahın ciddi pozisyonel avantajı var. Taktik fikirleri var. Şimdi geri geldiğimiz noktada Carlsen feda ettiği piyonu geri almak istediğinde sevgili arkadaşlar bakın tam burada. Bu sefer ne yaptı? Gelişimle materyali değiş tokuş yaptı. Buradaki trade-off'u neydi? Piyonu geri almak istiyorsan fil çiftini vereceksin ve gelişimini de geri vereceksin. Ve böylece arkadaşlar beyazlar çok makul ve mantıklı bir şekilde piyonu geri vererek taşları geliştirir. Şimdi oluşan konuma baktığınız zaman artık evet fil çok aktif ancak siyahların piyon yapısının bozuk olması bir tık sıkıntı. Mesela bu piyon C7 değil de B7 olsaydı açıkçası yine siyah çok avantajlı diyebilirdim. Ancak bu noktada siyah avantajlı diyemiyorum. Çünkü bu piyonlar çok kötü duruyor. Vezirler kesildiği anda bu piyonlar ciddi bir şekilde problem yaratacak oyun sonunda. Siyah bir tane aşağı oynayarak hava deliği açıyor ve C7 karesini hemen alıyor arkadaşlar bu konumda David Havel. Fil çarpı B2, kale B1, fil E5. Artık A piyon konum daha da bir dengeleşti. Yani konumdaki dengesizlikleri oyuna tutmanız lazım arkadaşlar. Size naçizane bir tavsiyem şu. Eğer kendinizle Lee Chess'te kendinizden daha düşük ratingde bir oyuncuyla oynuyorsanız olabildiğince dengesizliklerin oyunda barınmasına izin verin. Dengesizlik olduğu noktada satranç gücü daha çok ortaya çıkar. Yani bir piyona bir piyon kaldığınız durumda Grandmaster'da yeni başlayan bir kişi de hani 3 aşağı 5 yukarı benzemler yapabilirken tahtada birçok stratejinin, birçok taktik fikrinin, birçok baskın stratejinin, stresin, taşların olduğu konumlarda ustalığınızı daha da ortaya çıkarmanız gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar vezir C2 geri dönmüş. Havel A2 tutmak adına. Kale D8 ve H3. Şimdi oluşan konumda çok hafif siyahın üstünlüğü oluşmuş olabilir. Çok hafif. Bunun sebebi D hattında taşların beraber çalışıyor olması ve buradaki filin bir tık daha iyi noktada olması. Çünkü bakın buradaki fil hem hava deliği olan H2 noktasını kontrol ediyor hem de A1 noktasını kontrol ediyor. A1 noktasını kontrol etmesi niye çok kritik? Çünkü eğer A piyonu alınabilirse bu A piyonun vezir çıkması noktasına ciddi bir destekle bulunacak. Şimdi arkadaşlar Carlsen duruyor düşünüyor ben oyun sonunda iyiyim diyor ve vezir D3 hamlesini tercih ediyor. Vezir çarpı D3, kale çarpı D3 ve şimdi kale E1. Burada belki biraz durabiliriz. Şimdi burada kritik olan kale B6 hamlesi neden yapılmadı? Bakın buna kale D1 mat var. Hava deliği tutulduğu için. Dolayısıyla beyazın kalesinin mutlaka birinci yatayda durması ya da hava deliği açabilmek adına G3 tarzı hamlenin yapılması lazım. G3
Giriş oynarsanız da yine birçok videomuzda söylediğimiz bir taşa birden fazla görevin verilmesi prensibi sebebiyle siyahlar fil çarpı giriş alırdı. F girişten sonra kale E3. Burada siyahlarla kazanmak çok kolay olmasa da adım gibi eminim Kaysen bunu bir şekilde kazanır. Çünkü bir piyon avantajı özellikle kale filerinde Kaysen çok çok iyi kullanıyor. Hem G3'ü saldırı var. Şimdi mesela şah G2 gelseniz kale E2 var. Şah F2 gelseniz kale A3 var. Bu konuda kesinlikle siyahın kazanca oynayabileceğini söyleyebiliriz. Yani dolayısıyla burada G3 de olmuyor. Şimdi kale E1 oynamış. Arkadaşlar kale E1 oynadığı noktada Kaysen biraz daha konumu geliştirmek adına F5 oynuyor. Şimdi F5'in fikirleri şunlar. Mesela şah F1 gibi bir hamle beklemeye çalışın. İşte kale A3 ya da kale D5. Buradaki F piyonu duruma göre F4, F3 ile verilebilir. Ya da beyazın attığı G4'de engellendi. Yani beyazın alan kazanması engellendi. Siyah şah oyuna daha rahat katılabilecek. Şimdi oyunumuzda F5'e G3 hamlesi tercih edilmiş. Artık bakın kale 1 niye oynanmıştı bu arada? Siyahın çünkü G3'e fil çarpı G3 fedası vardı. Hani F, G3'e kale 3 dedim ya adımın üzerine. Ne dedim ya? Adım gibi emin mi dedim? Adıma yemin ediyorum dedim. Adıma yemin etmeyelim de. Yani büyük ölçüde düşünüyorum diyeyim. Çok iddialı cümle kullanmayalım. Başımıza bela gelmesin. Yani büyük ölçüde dediğim gibi bu kalenin olmadığını düşünün. Fil G3, F G3'den sonra bir piyon avantajı olursa büyük ihtimalle Kaysen bunu kazancı oynardı arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şah F7. Kaysen şahın oyuna geliyor. Şah G2. Fil F6. G4. Şah G6. Kale C1. Kale A3. Siyah hala aktif. Kale C2. A5. Fil C1. Kale A4. Şah F3. H5, GF5, Şah F5. Burada belki biraz durabiliriz. Arkadaşlar burada yine aslında eşit bir konum. Ancak hatırlarsanız oyunun başında A ve C piyonları kötü olduğu için pozisyonel zayıflık içerdiği için siyah adına çok mantıklı değil demiştim. Bu piyon yapısı ileride sıkıntı yaratabilir demiştim. Şu an baktığım zaman şah kanadında beyaz piyonların aynı sıkıntı yarattığını görüyorum. F2 ve H2 kareleri. Nedense burada artık daha tane tane anlatmaya programlamış zihin. Artık sizin yorumlarınızı eleştirinizi tabii dikkate aldığım için umarım aradaki anlatımdaki değişimi fark edebiliyordur. Olabildiğince daha tane ve net bir şekilde konuşmaya çalışıyorum akılda kalması için. Buradaki F2 ve H3 piyonları bu sebeple videoya beğeni bırakırsanız çok memnun olurum. Kanala destek olmuş oluruz. Bu sebeple F2 ve H3 piyonlar aslında zayıf kaldı sevgili arkadaşlar. Mesela bu kale H4'ten buraya saldırıp sonrasında şahın mesela bu tarafa gittiği bir senaryo düşünülebilir. Kale C5 şah çekmiş burada beyazlar. Aslına bakarsanız çok kritik bir anda önemli bir hamle. Çünkü şah çekmeyip mesela fil E3 gibi bir hamle yaparsak kale A3 oynuyor siyah. Ve baskıyı arttırıyor. Mesela şah E2 gelmeye çalışalım. Şimdi fil E7. Mesela şah D2 gelmeye çalışalım. Şah E4. Yani aslında siyah şahın baskıyı arttırdığı bir konum. Yani bu fil E5'e gidecek. Belki F4'e gidecek. Siyah şah F3'ten G2'ye gidecek. Yani bu şekilde baskının artırabildiği bir konum. Burada kritik olan hamle dediğimiz kale C5 hamlesi niye yapılıyor sevgili arkadaşlar? Çünkü kale C5 oynandığı zaman siyah şahın hızlı bir şekilde beyaz kampa gelmesi mümkün değil. Şimdi şah G6 geri oynamış. Dünya şampiyonu Magnus Carlsen ama fil E5 oynarsa ne olduğunu ona bakalım. Bunda fil B2 var. Şimdi kale E4 de bakın buradaki fil tutmaya çalışırsanız kale çarpı A5 ve konum çok ilginç bir şekilde terk oluyor. Çünkü buradaki açmazı korumanın bir yolu yok. Mesela E6'dan korumaya çalışın açmazdan çıkmak adına. Şimdi E4'teki kale boşta. Yani siz şeyi oynayamıyorsunuz. Kaleyi oynayabileceğiniz tek yer kale E1 gibi bir yer. Buna da A4 sürüyor beyazlar. Ve buradaki piyon çıkacak. Yani herhangi bir bekleme hamlesi yaptığınız zaman kale alır E5. Kale alır E5, fil alır E5 ve şah alır A5 sonrasında çok tipik bir oyun sonu konumu. A piyonu uzak geçer. Bu piyonu süreriz. Siyah şah bu piyonu korumak istediğinde biz de şah kanadındaki piyonlara gideriz. Bu piyonları toplarız. Ve sonrasında vezir çıkarak oyunu kazanırız. Yani burada normalde fil için E5 karesi çok iyi olsa da beyazın fil B2 hamlesi ve sonrasında buradaki piyonu alıp A piyonun vezir çıkma fikri sebebiyle çok makul değil. Şimdi fil E5 oynayamayan dünya şampiyonu Magnus Carlsen şah G6 oynuyor. Bu senaryoda da niye kale C5 hamlesinin kritik olduğu ortaya çıkmış bulunuyor. Çünkü bir önceki senaryoda ben ne demiştim? Eğer demiştim bu şah siyah şahın bu tarafa girmesini engellemezse siyah şah buralardan baskı yaratarak beyazı hataya zorlayacak ve beyazın zayıf kalmış piyonlarını özellikle H3 piyonu almaya çalışacak ki bu piyon düştüğü senaryoda siyahlar H piyonu kullanarak çok ciddi bir avantaj elde edebilecekti. Kale C5 ile birlikte yılanın başı küçükken ezilmeli dediğimiz atasözünün anlamı çıkmış oldu. Bu şah henüz büyümeden tamamıyla oyun dışına atılmış oldu. Şimdi kale C2 geri dönmüş ve arkadaşlar Carlsen burada H3 piyonu sabitlemek için kendisi H4 oynuyor. Şah G2 gelmiş beyazlardan. Şah F5.
Tekrar şah f3. Şah e6. Fil e3. Şah f5. Kale c5 şah. Çok kritik bir hamle. Yani Kaysen'in veda maçında yılın daha fazla büyümesini istemiyoruz Kaysen'cim diyen bir mesaj aslında. Şah e6, kale c2 ve şah f5 arkadaşlar. Burada berabere el sıkışıyor ve Kaysen artık dünya şampiyonluğu ünvanına feda ediyor. Yani kendisinin tercihi belki birçok ışığın yakılmasında faydalı olmuş olabilir. Çünkü Kaysen'in aslında marketing pazarlama açısından baktığınız zaman satranç oynayan böyle gözlüklü böyle şey tipler olmadığı, çok sosyal insanlar olduğu. Kaysen futbolda oynuyor. Ronaldo ile mesela arkadaş, gayet iyi arkadaş. Biliyorsunuz Real Madrid maçlarını başlatmışlığı var. Modellik yapıyor. Çok iyi yüzüyor. Yani satrançlar, ki satrançların çok böyle hani aslına baktığınız zaman sosyal olduğu, daha böyle dünya farklı yerden baktığını gösteren çok güzel bir aslında bir gösterge, bir rol model Magnus Carlsen. Ve bu hareketini eleştirenler var. Ama ben çok eleştirenler tarafında değilim açıkçası. Çünkü zaten son dünya şampiyon maçının hepsini kazandı zaten. Bir daha kazansa bir şey, yani ne değişecek bilmiyorum. Parasal da bir ihtiyacı olmadığına göre. O yüzden çıkmayıp aslında biraz daha satrancın hızlanması konusunda yaptığı bu adım bence makul. Daha çok böyle yüzde, daha böyle mesela Yıldırım Şampiyonası yılda bir kere yapılıyor. Bana niye bir kere yapılıyor mesela, ben anlamıyorum. Mesela Türkiye'de böyle hani niye aslında Yıldırım ve hızlı satranç 10 dakikalık 15 dakikalık satranç şunu bir yaysalar ben daha fazla olacağını düşünüyorum. Düşünsenize mesela Türkiye'de atıyorum her 3 ayda bir, birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrekte bir tane 10+5 rapid bir turnuva yapın. Yani insanlar bir 2-3 ay oynasın, eksini görsün, tekrar şey yapsın. Şimdi şöyle bir problem oluyor. 6 saat, 5 saat uzun klasik koyduğunuz zaman hem gençleri kaybedebiliyorsunuz çocukları. Çünkü çocuklar zaten hızlı oynuyor. Yani siz 1,5 saat koysanız da hızlı oynuyor. O zaman hızlıyla çok yavaşın tam bir ortası olsun. Rapid olsun mesela atıyorum. 15 dakika süre olsun. 15+30. Ya da hadi 25+30 olsun. Ya da 30+10 olsun. Mesela ben aktif turnuva katıldığımda UKD sisteminde şöyle bir kural vardı. Hala var mı bilmiyorum. İki oyuncunun toplam süresi 1 saati geçerse UKD hesaplanan ulusal kuvvet derecesi deniyor. Elon Türkçe hali dahil oluyordu. Şu an anlık olarak hangi sistem geçerli? Resmi olarak o noktada güncel, yani kendimi güncellemem lazım ama bence 30 dakika yeterli arkadaşlar. Yani niye 1,5 saat yapıyoruz? Burada tabii bazı insanlar eleştiri bırakacaktır. Klasik satranç ruhuna aykırı falan filan diye. Ben onu tartışmıyorum. Tabii ki daha fazla süre olabilir ama ben dünya realitelerinden uzaklaşmanın mantıklı olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Bugün Facebook, Google hepsi kısa videolar üretiyor arkadaşlar. Bakın mesela ben kanalara reels videolar atmaya başladım 1 dakikalık. Yani bakıyorum herkes yavaş videolar atıyor mesela. Ben hızlı atmaya başladım bir taraftan. Hani eğitici videolar da atıyorum kanala. Ama mesela Instagram satranç TV'yi takip edebilirsiniz. Oradan kısa videolar da atıyorum. Çünkü gençlerin, yani gençler değil aslında, insanların 24 saati o kadar değerli ki siz insanların en değerli zamanında bir yer edinmeye çalışıyorsunuz ve bunu 6 saatlik bir satranç maçını inceleyerek yapamazsınız. Bakın ben çok, yani ilk başta çok yayın yapıyordum. Artık hiç yayın bile yapmıyorum 6 saatlik. Yani şey, dünya şampiyonu yayınları ya da işte ne bileyim turnuva yayınları. 6 saat çok ciddi bir zaman. Ben 6 saat yayın yapana kadar ben oradaki oyunun en önemli, en kilit anlarını bu şekilde 15 dakikalık, 16 dakikalık videolarla size verimli bir şekilde verdiğim zaman daha çok değer ürettiğimi düşünüyorum. Yani benim kendi değer üretme şeyim bu. Belki ben yoruluyorumdur, bilemiyorum. Bu konu hakkında yorumlarınızı aşağı yazmanızı bekliyorum üşenmeden. Yani sizce satranç hızlanmalı mı? Yoksa klasik satranç 6 saat, 7 saat sürmesi daha mı mantıklı? Görüşlerinizi destekleyen özelliklerle beraber sunarsanız çok sevinirim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.